Ankara Belediyesi Temizlik Hizmetleri çalışanları her sabah 7'de her türlü hava koşulunda iş başında. Her çöp konteyneri dikkatle boşaltılıyor. Ancak burada farklı olan bir şey var. Güven Akın her çöp torbasını tek tek kontrol ediyor. İçlerinde kitap arıyor. O ve arkadaşları çöpe atılan kitapları yıllardır Çankaya semtindeki çöp atık deposuna taşıyor. Genelde kitap zor buluyorduk. Yani bulma ihtimalimiz düşüktü çünkü biz kırsal alanda yaşıyorduk. Yani defter bulma imkanımız bile zordu. Yani baban alacak da. Bulunan kitaplar atık deposundaki kütüphaneye getiriliyor. Orada temizlenip türüne göre ayrılıyor. Akın ve arkadaşları şu ana dek 20 binden fazla kitabı kurtardı. Şimdi burada hoşuma giden kitaplar tabii ki oluyor, okuyoruz. Yani kendini geliştirmek açısından güzel oluyor. İster roman, ister ders kitabı olsun, her eser bu kütüphanede yerini alıyor. Temizlik işçileri böylece Türkiye'de son 10 yılda %30'dan %42'ye yükselen kitap okuma oranına katkı sağlamış oluyor. Ben sokaklar süpürüyordum ama biz de kitap buluyorduk yani. Değerlendiriyorduk. Hani arkadaşlarımızın çocuklarına veriyorduk. Kendi okuyabileceğimiz kitapları da biz kendimiz evimize götürüyorduk. Kitap sevdalısı temizlik işçileri başlangıçta bu kadar çok kitapla ne yapacaklarını bilmiyordu. Bu depoda kendi kütüphanelerini kurma fikri ortaya atılana kadar yönetimde destek olmuş. İşçilerimiz dinlenecekleri vakitte veya servis beklerken bunlardan yararlansın kanaati üzerine kurguladığımız bir şeydi aslında. Sosyal medya kanalı ve diğer mecraları kullanınca bağışlarımız oldu. İşçi Kütüphanesi ismine toplumunda böyle bir duygusal bakışı oldu sanıyorum. Onun üzerine çok bağış almaya başladık. İşçilerin bir sonraki hedefi eski bir çöp kamyonunu çocuklar için gezen bir kütüphaneye dönüştürmek. Güven Akın ve arkadaşları Ankara'daki günlük çöp toplama mesailerinde başka bir yeteneklerinin daha farkına varmış. Çalıştığımız zaman konteyneri getirip işte boşalttıktan sonra böyle tak 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 ses çıkartıyoruz. Oradan artık aramızda bir bağ oluştu diyebilirim. O zamandan beri çöp kütüphanesine ek olarak Türkiye'nin başkentinde bir de çöp orkestrası var. Çöp varilleri davul işlevi görüyor. Gelecekte yurt dışında da sahne almak istiyorlar. Enerjiyi atıyoruz, rahatlıyoruz. Yani biz de artık ya toplum nezdinde biz de bu şekilde varız. Yani kendimizi onlara kabullendirmek zorundayız. Yani sadece çöpçü değiliz. Ankaralı temizlik işçilerinin gösterdiği çaba atıkların bile eşsiz bir şekilde ve kamu yararına kullanılabileceğini kanıtlıyor.